Erzincan'da yaşanan trafik kazalarına bir yenisi bugün sabah saatlerinde eklendi. Erzincan Organize Sanayi Bölgesi kavşağında bugün meydana gelen trafik kazasında gencecik yaşta hayatını kaybeden Burak Yemlik'in kaza yaptığı yerdeyiz. Organize Sanayi'nin ikinci kavşak oluyor burası. Hemen arkamızda cezaevi lojmanları var. Ve bu kavşakta uzun süredir trafik kazaları meydana geliyor. Yaşanan kazalardan dolayı buraya sinyalizasyon sistemi yaptırıldı. Evet, sinyalizasyon sistemi yaptırıldı fakat bu da çözüm olmadı. Organize Sanayi kavşağında ne yazık ki ölümlü kazalarda yaşanıyor. Biz Burak Yemlik'e Allah'tan rahmet diliyoruz. Yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Ama bu ışıklar yapılmadan önce hemen arkada bir elektrik trafosu var. Çevredeki insanlarla konuştuğumuzda o trafonun kazalardan dolayı 3 kez değiştiğini söylüyorlar yerinin. Çünkü araçlar kaza yapıp trafoya da çarpıyorlarmış. Buna rağmen bu kavşakta daha sonra ilerleyen süreç içerisinde sinyalizasyon sistemi yapıldı ve araçların kontrollü bir şekilde organize sanayiye veya arkamızda bulunan köylere geçişinin sağlandığı kavşakta sinyalizasyon yapılmasına rağmen bu da çözüm olmadı. Evet, şu anda gördüğünüz gibi organize sanayi bölgesi ve bağlı köylerin tabelalarının bulunduğu tam burada bugünkü kazada Burak Yemlik hayatını kaybetti. Evet, burada baktığımızda Bahçeyazı, Bahçeliköy tabelalarını görüyoruz. Organize sanayi tabelasını görüyoruz. Ve Ballı köyünün de tabelası burada. Buradan 3 köyün geçişi de sağlanıyor. Bununla birlikte organize sanayinin de giriş bölgelerinden ikincisi bu kavşak. Ne yazık ki alınan önlemlere rağmen buradaki kazaların önüne geçilmiyor. Adeta ölüm kavşağı haline geldi burası. Ve daha ne yapılabilir diye düşündüğümüzde, çünkü buraya sinyalizasyon yapılmış. Burada tabii iş sürücülere düşüyor. Bugünkü kazada iddialara göre araçlardan biri kırmızı ışıkta geçmiş ve kural ihlali yaptığı için de tam da kazanın olduğu yer bu kavşağın üzeri, bu refüj üzerinde araçlar buraya kadar gelmişti kazanın sonunda. Ve en son çare olarak yetkililerle yaptığımız görüşmede bu bölgeye belki bir battı çıktı yapılırsa, alt geçit üst geçit şeklinde olursa buradaki kazaların önüne geçilebilir şeklinde yorumlar yaptı yetkililer. Şu anda drone görüntüsünü de izliyorsunuz. Havadan bu kavşağın daha hakim bölgesinden drone'la görüntüleri de ekranlara getiriyoruz. Ama ne yazık ki kazaların da önüne geçilemiyor bu kavşakta. Evet, tam organize sanayi bölgesinde birçok fabrikanın bulunduğu organize sanayiye giriş bölgesinde ve bağlı köylerin de Bahçeyazı, Bahçeliköy ve Ballı köyünün de giriş noktası olan burada ne yazık ki kazaların da önüne geçilemiyor. Belki bir battı çıktı yapılabilirse kazalara engel olunmuş olacak ama ne yazık ki bugünkü kazada Burak Yemlik isimli arkadaşımız genç yaşta hayata veda etti. Bir kez daha kendisine Allah'tan rahmet diliyoruz.